Merhaba, bugün AutoCAD'in 3 boyutlu komutlarından Tekin komutunu göreceğiz. Açık olan 2 boyutlu çizgileri yükseklik verdiğiniz zaman kabuk şekline dönüşürler. Kabuklar 3 boyutlu katı model düzenlenme komutlarının kullanılmasını engeller. Tab ekranında 2 boyutlu line komutu ile uzunluğu 200 olan bir tane çizgi çizelim. Aynı şekilde bir tane de arc komutuyla rastgele 3 noktaya tıklatarak bir yay oluşturalım. Görüntümüzü izometrik görüntüye çevirelim. Ve yukarıdan 3D Tools menüsüne gidelim. 3D Tools menüsünü ekranınıza getirmek için herhangi bir komutunuzun üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp Show Tabs panelinden 3D Tools'u işaretleyerek yukarıya gelmesini sağlayabilirsiniz. Extrude komutu, 2 boyutlu objeleri düz bir şekilde yükseklik vermek için kullanılan komutumuzdur. Extrude komutuna girerek her iki şeklimizi de yükseltmek istediğimizi belirtelim. Dikkat ederseniz her iki şekil de kapalı alanlardan oluşmuyor. Enter tuşuna bastım ve yönümü yukarıya doğru tanıttım. Vermek istediğim yükseklik 200. Wireframe görüntüyü conceptual görüntüye getirdiğiniz zaman 2 boyutlu objelerinizin 3 boyutlu hale dönüştüğünü görebilirsiniz. Düz olan şekilleri kabukluktan kurtarmak için tekrar extrude komutu yapabilirsiniz. Extrude komutuna ikinci defa girip düz olan şeklinizi seçip Enter tuşuna bastığınızda istediğiniz yöne doğru bir yükseklik verebilirsiniz. Vermek istediğim kalınlığım 5 olsun. Aynı Extrude komutuna tekrar girip yayımı seçip Enter tuşuna bastığımda bunun olamayacağını belirten komut satırında bir uyarı yazısı geldi. Yuvarlak kavuk objeleri kalınlaştırmak için yukarıda Surfaces bölümünde yer alan Tekin komutunu kullanabilirsiniz. Tekin komutuna girdikten sonra kabuk olan şeklinizi seçip Enter tuşuna bastığınızda komut satırında sizden bir kalınlık ister. Vereceğiniz kalınlık eksi veya artı değer olabilir. Böylece içeriye veya dışarıya doğru kalınlıklar verebilirsiniz. Eksi 5 diyerek Enter'a bastığınız zaman kalınlığın dikkat ettiyseniz belirtilen yöne göre olduğunu görebilirsiniz. Dilerim bu bilgi sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere, hoşça kalın.